Düzelir mi sanmam, sanmam. Selam dostum, kanalıma hoş geldin. 47 günde Ayet Edebiyat kampımızın 8. gününün 3. yani son videosuyla beraberiz. Burada da tekke tasavvuf halk edebiyatında kalan diğer türleri konuşacağız. Ondan sonra bugünü bitiriyoruz. Yarın da tekke tasavvufun temsilcilerini, sanatçılarını konuşacağız. Tekke tasavvufu yolcu edeceğiz, bitecek, gidecek. Harikayız abi, çok güzel ilerliyoruz. Çok verimli oluyor. Sizden çok güzel geri dönüşler alıyorum. Videoyu izleyenler genelde güzel yorumlar yapıyorlar. Güzel tepkiler veriyor. Bu da benim böyle gururumu çok okşuyor. Özgüvenimi yükseltiyor. Sayenizde kendimi daha çok seviyorum. Bunun için çok teşekkür ederim. Her şey para değildir, pul değildir. Bazen bir güzel yorum, bir güzel düşünce, bir güzel bakış bile insanın gönlünü her şeyden daha çok etkileyebilir. Ve şu günlerde her şeyden daha çok buna muhtacız bence. Peki abi o zaman devam edelim mi? Edelim. Videoya başlayalım mı? Başlayalım. Ben başladım. Sen de bana yetiş bakalım. Abi senin bir tanesi gel buraya. Tekke halk edebiyatı diğer türler. Neymiş ya abi bu türler? Menakıp name. Abi menakıp name dediğin nedir? Bak menakıp anlam olarak övülecek iş, hareket, meziyettir. O zaman şöyle diyebilir miyim? Ben tekke tasavvuf halk edebiyatında birini öven bir eser gördüğüm zaman... ...aklıma böyle bir menakıp name gelsin mi? Gelsin. Tekke edebiyatında ise bir din büyüğünün kerametlerini anlatan küçük hikaye demektir. Bir din büyüğünün, ünlü bir kişinin böyle kerametlerini anlatan... hikaye hikayelere ben ne diyorum? Menakıbname diyorum. Menakıbname din ve tasavvuf büyüklerinin biyografilerini, kerametlerini anlatan eserlerin adıdır. Bazı örnekleri nazım biçimiyle de yazılmıştır ama genelde nesirdir değil mi? Düz yazı şeklindedir. Roman ve hikayelerin yerini tutmuştur. Olağanüstü hikayeler ve kerametler yer alır. Battalname, danışmentname, saltukname, hamzaname örnek veriyorum. Şu saltuknamede bir kerametler var, bir olağanüstülükler var. İşte saltuk savaşırken kılıcı böyle 40 adım uzunluğunda oluyormuş ve ağzından ejderyalar gibi alevler çıkarıyormuş düşmanlarını yakıyormuş. Game of Thrones olsa inanırsın Kalesi'nin ejderhaları olsa inanırsın bizim saltuk olunca inanmıyorsun aşk olsun sana illa HBO'nun mu çekmesi lazım? Abi şaka maka bir tarafa gerçekten böyle böyle olağanüstü hikayeler var. Mesela Battalname Battal Gazi 99 yaşına kadar savaşıyor 100 yaşına kadar savaşıyor amacı babasının intikamını almak. Peygamber Efendimizin tükürüğü sayesinde de tüm dilleri konuşabiliyor. Hayvanlarla, perilerle, cinlerle yardımlaşabiliyor. Abi şimdi bunlar olağanüstülük değil mi? Olağanüstülük. Bence sen olayı anladın. Emek abin sana hızlıca bunu öğretti. Menakıbnamenin artık ne olduğunu biliyorsun. Geçtim. Gel buraya Fütüvvetname. Abi ben tarih dersinden biliyorum. Ahilik denen bir kuruluş vardı. Ahi Evran vardı. Bu böyle esnaflarla, loncalarla, ticaretle ilgili bir şeydi. Doğru mu? Evet. Fütüvvet teşkilatının esaslarını bu teşkilata girenlerin uyması gereken kuralları anlatan kitaplardır. Tasavvufun belirlediği insan tipidir. Neden? Çünkü iyi bir esnaf Allah korkusu olan, tasavvuf inancı olan kişidir. Böyle insanlar kötülük yapmazlar, müşteriyi de dolandırmazlar. Kafanda bu şekilde kodlayabilirsin. Bu insan tipinin niteliklerinin anlatıldığı eserlere fütüvetname denir. Bu türün ilk Türkçe örneği, gel buraya, Halil oğlu Yahya Burgazi'nin yazdığı fütüvetname adlı eserdir. Bak ilk Türkçe örneği kim yazmış? Haliloğlu, Yahya, Burgazi. Buraya böyle bir yıldız koyuyorum. ÖABT sınavına girecek olan abilerin, ablaların varsa onlara da haber verin. Geldim. Velayetname. Bak şu velayı veli yap. Tamam mı? Veli. Bir tarikat şeyhinin ya da ermiş olduğuna inanılan bir tasavvuf büyüğünün hayatı kerametleri anlatılır. Kısacası velilerin hayatı anlatılır. Bak Hacı Bektaşi veli gibi. Tamam mı? Aklında bu şekilde kodla. Velayetname, veliyatname. Tamam velayı veli yap. Velilerin hayatı anlatılıyormuş. Kafanda bu şekilde kodla. Manzum örnekleri de vardır. Hacı Bektaşi velinin velayetnamesi en ünlü örnektir. Hacı Bektaşi veli, Hacı Bektaşi vela. Bak vela velayetname, veliyatname. Kafanda bir şekilde kodla ya. Bırak saçma olsun. Önemli olan senin doğru yapman. Geçtim. Geldim abi neye? Vücutname. Tasavvufa göre insanın yaratılış sürecini gelişim evrelerini anlatır. Bak vücutname. insanın vücudu, insanın yaratılışı. Tamam mı? Kaygısız aptalın vücutnamesi bu türün önemli örneklerindendir. Geçtim. Şimdi geldim Allah ile ilgili olanlar. Tevhid. Allah'ın birliğini anlatır. Münacat. Allah'a dua etme, yalvarma. Yani Allah müracaat etme tamam münacat müracaat kime müracaat ediyorum Allah'a dua ediyorum yalvarıyorum Allah'a müracaat ediyorum neymiş münacat kafanda bir şekilde kodla esma-i hüsna Allah'ın güzel isimleri zaten Allah'ın tüm isimleri güzel değil midir kardeşim yorum yapabilirsin peki geldim abi neye peygamberlerle ilgili olana naat peygamberimize ve dört halifeye övgü için yazılır Geldim cevhername. Bu cevheri cevher yap tamam mı? Heh. Dünyanın cevheri yani cevheri olarak Hazreti Muhammed anlatılır. Dünya onun için yaratılmıştır. Kaygusuz aptalın cevher namesi önemlidir. Geldim abi neye? Dolapname. Allah ve peygamberimiz ile ilgili soru cevap tarzındaki eserlerdir. Kaygusuz aptalın dolapnamesi ve Yunus Emre'nin dertli dolabı önemlidir. O zaman bir yerde soru cevap falan görürsen anahtar ifadem neyi işaretleyeceksin? Dolapname'yi işaretleyeceksin. Kaygusuz aptalın dolapnamesi Yunus Emre'nin dertli dolabı da önemliymiş geçiyorum. Devam abi Siretün Nebi yani Siyer. Abi Nebi dediğin nedir? peygamber tamam mı? Peygamberimizin hayatı anlatılır. Bak peygamberimizin hayatını anlatan eserlere siyer denir. Uzun ismi nedir? Siretün Nebi. Peki abi mucizatı Nebi. Ya Nebi zaten peygamber demek değil miydi? Aha peygamberlerin mucizelerini anlatan eserlerdir. Örnek veriyorum bir bulut her zaman Hazreti Muhammed'in başındadır. Onun başına güneş geçsin istemez. Ya da işte Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah ile konuşmuştur değil mi? Bak bunlar nedir? Peygamberlerin mucizeleridir. Hicretname peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicreti anlatılır. Bazen de bu dünyadan ahirete olan sembolik bir hicret göç konu edine Bilir. Geldim abi Miraçname. Ya ben zaten Miraç'ı biliyorum. Peygamberimizin göğe yükseldiği olaydır değil mi? Miraç kandili vardır. Aklımda Mevlid ne? Mevlid kandili var. Peygamberimizin doğum günü değil mi? Peygamberimizin doğum gününü kutlarız Mevlid kandilinde. Peygamberimizin doğumu ve çocukluğu anlatılır. Siyer'in içinde bir bölüm olarak bulunur. Zaten Siyer peygamber efendimizin hayatının tamamını anlatıyordu. E, Peygamberimizin doğumu ve çocukluğu da hayatın içine dahil değil mi? Evet. O zaman Mevlidler, Miraçnameler bu türler siyerin içinde bulunabilir mi? Evet, hilye peygamberimizin iç ve dış güzellikleri anlatılır. Siyer'in içinde bir bölüm olarak bulunur. Tamam abi ben zaten mantığını kavradım. Gel buraya şimdi tasavvuf büyükleriyle ilgili olanlar. Methiye, tasavvuf büyüklerine övgüler yazılır. Onlar methedidir. Kafanda kotla. Mersiye, tasavvuf büyüklerinin ölümü anlatılır. Makdeli Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi anlatılır. Hani var ya bu Yezid falan o olaylar. Zaten bak KTL, katil kökü buradan gelir bak. K. KTL, KTL, katil, maktel, Hazreti Hüseyin'in katledilmesi, şehit edilmesi anlatılır. Oradaki katil kimdir? Yezittir, değil mi? Yezid tarafından öldürülmüştür. Devam. Geldim abi vücutname, insanın yaratılış süreci nasihatname, öğüt veren eserler, ibretname, ibret alınacak olaylar anlatılır. Abi ben zaten bunları isminden çözerim. Bunlar çok basit ya. Faziletname, Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'nin erdemleri, faziletleri anlatılır. Fütüvetname, ahilik anlatılır, ideal insan tipi anlatılır. Bak buradan soru çıktı daha önce aklında bulunsun. O zaman diğer türlerden de soru gelebilir mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Gazavatname, gaza ve cihat aklında kodla din uğruna yapılan savaşlar anlatılır. Gaza ve cihat değil mi? Bak dünyayı fethetme, tüm dünyaya İslamiyeti yayma. Geldim abi Mansurname, Hallacı Mansur'un derisi yüzülerek öldürülmesi anlatılır. Minbername, minberden halka seslenen vaizler anlatılır. Zaten minber nedir? Cuma namazında imamın çıkıp konuşma yaptığı yerdir değil mi? Kafanda bu şekilde kodlayabilirsin. İstihraçname, gelecekten bahseden eserlerdir. İstihraç deyince ne gelecek aklına? gelecek gelecek tamam mı? Nevruziye Hazreti Ali'nin doğumunun anlatıldığı eserlerdir. Alevilere göre Nevruz Hazreti Ali'nin doğumudur. Tahassürname boşa geçen zamanın Allah'tan uzak geçen yılların acısı anlatılır. Pişmanlık konu edilir. O zaman bak tahassür, pişmanlık. Mesela şöyle kodla kafanda. Hani çok teessüf ederim değil de çok tahassür ederim. Allah'tan çok uzun yıllar geçirdim. Yazık oldu yazık tüh. Kendime ne yapıyorum? Tahassür ediyorum. Kafanda bir şekilde kodla bırak saçma olsun gülme oradan gülme kafanda kodla yani senin için yapıyorum bunları maymun olduk burada tarikatname tarikatlar anlatılır geldi medetname dertli kişilerin medet umması anlatılır yetiş ya Ali düvazname dü zaten 12 değil mi 12 imam ve özellikleri anlatılır pentname öğüt veren eserlerdir nasihat verir hatta güvahi diye bir adam vardır güvahi, güvahinin de pentnamesi çok ama çok ünlüdür. Emek abi bu videonun da sonuna geldik. 8. günü de tamamladık. Yarın 9. gün tekke tasavvufun temsilcilerini konuşacağız. Tekke tasavvuf bitecek. Abone değilsen abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Kendine çok dikkat ediyorsun, kimseye bulaşmıyorsun, oturuyorsun, ders çalışıyorsun. Bay bay, görüşürüz.